Kendilerinin 24 Haziran'da aynı zarf içinde yer alacak pusulada bulundukları söylenebilir. Cumhurbaşkanlığı adayları pusulasında 5. sırada, siyasi partilerin yer aldığı milletvekili genel seçimleri oy pusulasında da hilal içindeki 5 yıldızlı amblemli partisiyle. İyi akşamlar efendim. Seçime doğru liderler NTV'de programında Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nu ağırlıyoruz. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Evet biraz öyle oldu. Ucuca evet. Ancak yetişebildik. Evet sağ olun. Ama aynı zamanda bir gündem maddesiyle de geldiniz. Evet, evet. Siz hak ve adalet ekseninde Kürt meselesi başlıklı raporu açıkladınız. Evet. Oradan başlayacağız. Tabii. Cumhurbaşkanı Kürt sorunu artık yoktur diyor ama siz Kürt meselesi diyorsunuz ve hak ve adalet ekseninde evet. diyorsunuz. Neden Kürt meselesi deme gereği hissettiniz? Efendim bir problem var. Yani biz bu yoktur desek de o bölgede yaşayan insanlar bizim bir problemimiz var diyorlar. Bir takım talepleri var. Bir takım ihtiyaçları var. Giderilmesini istedikleri bir takım kendilerine göre haksızlıklar var. Bundan dolayı da bir mesele demememiz, yok böyle bir mesele demememiz, orada dememiz oradaki bir meselenin olmadığı manasına gelmiyor. Biz bu konuyu aslında ben Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevine geldikten sonra, birkaç ay sonra evet. ele almıştık. Birkaç komisyon kurduk, bunun üzerinde çalıştık. Bir ana rapor hazırlandı. Arkasından o raporun özeti mahiyetinde kamuoyuna deklare edeceğimiz bir rapor daha hazırlandı. Bu raporu biz aslında bundan 3-4 ay önce belki neşredecektik ama evet. araya giren hadiseler bunu bugüne kadar geciktirme ihtiyacını doğurdu. İşte hiç olmazsa seçimden önce biz çünkü onlara söz vermiştik. Yani biz geleceğiz. Bu meseleyle ilgili görüşlerimizi Diyarbakır'da açıklayacağız diye evet. o vazifeyi yerine getirmiş olduk. Özet raporumuz bizim yaklaşık olarak şu anda buradaki 16 sayfalık bir rapor. Bu özet kısmı hak ve adalet ekseninde Kürt meselesi diye. Bunu çeşitli boyutlarla tarihi süreci de dikkate alarak ele aldık. Ve bu meselenin ortadan kalkabilmesi için çözüm önerilerimizi de gündeme Peki. getirmiş olduk. Biraz hızlı gidelim ki evet. her konuyu tabii. da kapsayabilelim tabii. ama bu konu üzerinde belki biraz durmak lazım. Mesela anayasa açısından bu mesele var mı raporunuzda? Yani şu anda anayasanın da elbette yeniden bir tanzime ihtiyacı var. Bir defa bu anayasa 1980 ihtilalinin bir ürünü. Evet. Bütün siyasi partiler bu anayasanın değişmesi icap ettiğinde neredeyse hemfikir. Her parti iktidara geldiği zaman bu anayasanın bir kısmını değiştirdi ama diğer kısımları kaldı. Evet. Bizim de geldiğimiz nokta bu anayasanın hakikaten yeniden ele alınmasında, yeniden tarifinin yapılmasında, düzenlenmesinde evet. fayda var. Orada da üzerinde durduğumuz nokta şu, aslında biz anayasa diyoruz ama uluslararası camiada bu anayasa diye bilinmiyor. Sözleşme. Yani sözleşme olarak biliniyor, işte constitution deniyor. Evet. Bundan dolayı da anayasa aslında bir ittifak metni. Hı hı. Çok farklı kimlikleri bulunan topluluklar veya kanaatleri, inançları bulunan topluluklar bir araya geldiklerinde beraber nasıl yaşayacaklarını evet. ifade eden bir metin kısa olması lazım bunun aslında. Evet, oraya geleceğim aslında evet. Yani zamanı değerlendirmek Tabii. istiyorum. Çünkü parlamenter sisteme dönüş görüşündesiniz. Evet. Kürt meselesi dediğiniz çerçeve içerisinde ana dilde eğitim mi, ana dil öğrenimi mi? Ne Şimdi diyorsunuz? Şimdi ana dilde eğitim de söz konusu. Hmm. Aslında ana dilde eğitim de verilebilmeli. Bu çünkü bir onlar tarafından bir ihtiyaç olarak görülüyor. Hmm. Kendi dillerini her yönüyle daha iyi kullanalım istiyorlar.
yetişen gençler her zaman veya biraz daha yaşlı olan kesim ana dilini kullanamıyor birçok yerde. Türkçeyi de tam olarak öğrenmemiş olanlar da var, işin garibi. Tabii biraz daha az, eskisi kadar yoğun değil. Bundan dolayı bu talebin de yerine göre karşılanmasında biz bir ihtiyaç olduğunu hissediyoruz, düşünüyoruz. Onlar da, o bölgede yaşayanlar da bunu düşünüyorlar. Tabii artık bu konu sadece Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu'suyla ilgili bir konu değil. Çünkü Kürt vatandaşlarımız Türkiye'ye çok çeşitli bölgelere dağılmış vaziyette. Onların da bu tarzda bir talepleri olursa karşılanmasında bir mahsur yok kanaatimize göre, evet. Kürt yurttaş seçmenler nezdindeki durumunuzu gözlediniz mi Sayın Karamollaoğlu? Nedir efendim Saadet yani Partisi? Son zamanlarda ben Diyarbakır'a son işte 1,5 sene içinde 3-4 kere gittim. Ve gördüğüm manzara şu: her gittiğimde biraz daha fazla ilgi olduğu kanaatine geldim. Bu sefer tabii seçime giderken daha da farklı bir hava var. Biz aslında önce Diyarbakırlı düşünürlerle bir araya gelelim. İstanbul'dan gazeteciler, televizyon ekipleri de geldi. Onlar da bizim verdiğimiz rapor üzerindeki sorularını sordular. Biz de cevaplamaya gayret gösterdik. Bir de tabii seçime gidiyoruz. Adaylarımız belli oldu. O adaylar aynı zamanda benim oraya gidişimi bir fırsata dönüştürerek bir e-miting dediğimiz, biz evet, Diyarbakır'a söz verdik. Ayrıca bir normal miting yapacağız. Yapacaksınız. Yapacağız ayrıca. 7-8 ilde miting yapacağız. Diğerleri e-miting tarif ettiğimiz sosyal medya üzerinden fikirlerimizin vatandaşlara aktarılması. Tabii bu şeyli oluyor, karşılıklı, çünkü onlar da kendi kanaatlerini dile getiriyorlar, soru soruyorlar. O sorulara da cevap verme, yani 15-20 dakika biz kendi fikrimizi aktarırsak 15-20 dakikada en az onların sorularına cevap verme fırsatı doğuyor. İyi bir iletişim yolu. Ama Diyarbakır'da salon çok büyük bir salondu. Yani 1500-2000 civarında katılım vardı. Bugünkü yani Ramazan'da bu sıcakta Diyarbakır'da bu kadar insanın bir araya gelmesi de, şunu ifade edeyim, bize ayrıca bir moral verdi. Onu da söylemeden geçelim. Evet, arada başka sorular da var, güncel meseleleri, ama tabii zamanı iyi değerlendirelim. Beyannameden veya evet, seçmene söylediklerinizden devam edelim. Belki de bu tür programların ana sebebi de bu zaten. Tabii, tabii. Ekonomi ilk sırada yer alıyor beyannamenizde ve ilk sırada vurguladığınız konu dış borç. Evet. Şöyle, aslında bu bir bütün. Daha doğrusu ben bir sıralamaya girersem, biz Türkiye'deki kutuplaşmayı en önemli mesele olarak görüyoruz. Ama kısaca geçiyoruz. Çünkü bunun üzerine uzun uzun duracak bir şey yok. Kutuplaşmadan bizim kurtulmamız lazım. Yani seçime giren partiler veya o partileri destekleyen seçmen birbirinin ne hasmı ne düşmanı. Bunu bilmemiz icap eder. Her parti ülkenin problemlerini farklı bir açıdan gözlemliyor ve o problemlerin çözümü için farklı öneriler getiriyor. Hı hı. Bu bizim düşman olmamızı gerektirmez, hasım olmamızı gerektirmez. Hı hı. Buna vurgu yapıyoruz ve kucaklaşmayı önemsiyoruz. Hemen onun arkasından da konulara girersek, tabii ben aslında ekonomiden daha önce adalet mefhumunu ve kuvvetler ayrımına önem veriyorum. Bu çünkü olmazsa olmaz. Onu da başlığım altına tabii almıştım. Şimdi evet, hemen arkasından siz ekonomiyi sorduğunuz evet, için arkasından da ekonomi geliyor. Ekonomik olarak güçlü olmayan ülkeler birçok zaafla karşı karşıya kalırlar. En önemlilerinden bir tanesi de dış politikada fazla etkili olamazlar. Siz dış politikada etkili olmak istiyorsanız ekonomik olarak dışarıyla sizin bir alacağınız vereceğiniz menfi yönde olmamalı. Borcunuz olmamalı. Dış ticaretiniz açık vermemeli. Bizim özellikle de bütçe için söylüyorum, cari açığınız olmamalı. Sattığınız mutlaka aldığınızdan fazla olmalı. Şimdi biz memleketimize baktığımız zaman bunların ne yazık ki hiçbirisini göremiyoruz. Bugün memleketimizde bir büyüme var. Hükümet bunun üzerine ısrarla duruyor. Hı hı. Ama ben bu büyümeyi obezite hastalığına benzetiyorum. Evet, bir büyüme var.
Ama bu büyüme ülkeye güç katmıyor. Tam tersi, aynen obezite hastaları gibi ayakta bile duramıyor o hastalar. Neden? Adaleleri gelişmemiş. Bir icraatta bulunamıyorlar. O yağ bezeleri onların sırtına bir yük. Onun için bugün biz milli geliri ölçerken borcu milli gelirin içine katıyoruz. Siz bunu biraz daha fazla, 200 milyar dolar daha fazla borç alsak 200 milyar dolar daha gelişmiş kabul edileceği, zenginleşmiş kabul edilecek. Ama bu doğru değil ki. Biz evet geçici olarak bir rahatlığa kavuşmuş olabiliriz. Ancak zaman geldiğinde de o borcu bizden alırlar. O borcu isterler ve biz onu ödemek mecburiyetindeyiz. Burada şu noktaya da vurgu yapma ihtiyacını duyuyorum. Eğer biz borçlanır ve ödeme zorluğu çekersek, bu sefer bizim üzerimize siyasi yaptırımlar gelir. Biz onu herkese deklare etmeyiz ama herkes hangi tavizlerin verildiğini er geç anlar, az çok anlar. Onun için biz ekonomi dediğimiz zaman bir, güçlenerek kalkınmanın bizim kalkınma modelimiz olması gerektiğine inanıyoruz. Güçlenerek kalkınma demek borçlanarak değil, üreterek kalkınma demektir. Özellikle tarım ve hayvancılıkta, arkasından sanayide, madencilikte, enerjide, teknoloji, ileri teknoloji yatırımlarında bizim mutlaka mesafe kat etmeye ihtiyacımız var. Peki. Gösterişe değil, üretime kaynak ayıracağız diyorsunuz. Evet. Biraz yani gösteriş dediğimiz şu tabii. Yani hizmet yatırımları aslında insanların gözüne hitap eden yatırımlardır. Siz köprüler yaparsınız, yollar yaparsınız, hızlı trenler yaparsınız. Ama ne güzel der millet ve istifade eder. Trene bindiği zaman ooo ne kadar güzel. O yani duble yolda giderken, kendi arabanızla veya otobüste giderken ne kadar rahat, bunları görürsünüz. Ama bunların neye mal olduğunun farkında bile değilsiniz. O arabadaki insan onu düşünmez. Yarın o yolun, o harcamaların bedelini bizden öderler. Ödemek mecburiyetindeyiz. Onun için biz diyoruz ki biz önceliği üretken yatırımlara verelim. Oradan kazandığımız parayla da göze hitap eden, insana rahatlık veren bu yatırımları yapalım. Bu kadar basit yani ayrımımız. Onun için şu anda çok ciddi bir bunalımla karşı karşıyayız. Biz yarın, şimdi hükümet ister istemez döviz bulacak. Dövizin yükselmesinin önüne geçmek için döviz bulmak mecburiyetindesiniz. Nereden bulacaksınız? Neyi ihraç edeceksiniz? Böyle bir kapasiteniz yok. O zaman borçlanacaksınız. Borçlanmaya gittiğiniz zaman ya sizden çok yüksek faizler isteyecekler. O borcu almak mecburiyetindesiniz. Eğer mecburiyetindeyseniz o faizi ödeyeceksiniz. Veya başka yaptırım kararları vardır. Şunu şöyle yapın diyecekler. Ben bunu bir bakıma IMF ile mukayese ederken, çünkü hükümetin en çok övündüğü husus IMF'ye borcumuz kalmadı. Yani bu Türkiye'de borçlu olan bir sanayicinin Ziraat Bankası'na 5 kuruş borcum yok. İş Bankası'na, Vakıf Banka, öbürlerine onu sorma canım, önemli değil. Yok, önemli. Çünkü bizim borcumuzun toplamı önemli. Sadece Ziraat Bankası'na olan borcumuzun önemi var, öbürlerinin yok diyemeyiz. IMF de aynen öyle. Yalnız IMF'nin bir farklı tarafı var. IMF size borç vermeye kalktığı zaman aynı zaman trafik lambalarını kontrol eder IMF. Kırmızıyı yaktı mıydı bu ülkeye gitme demektir. Para vermeyin, geri alamazsınız. Yeşili yakarsa buraya gidebilirsiniz. Ama yeşili yakarken size diyor ki ben sizin maliye politikalarınızı, vergi politikanızı, borçlanma politikanızı, yatırım politikanızı kontrol edeceğim. Şunlara uyacaksınız, şunlara dikkat edeceksiniz. Vesayet altına girdik. Onun için ben diyorum ki bugün Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikası, Kemal Derviş'in bundan yıllar önce Türkiye'ye gelirken getirdiği ekonomi politikalarıyla aynı. Peki. Yargıya geleyim efendim. Evet. Beyannamede evet başlangıçta yer alan
konular arasında. Ne gibi düzenlemeler öngörüyorsunuz? Şimdi bir defa birinci mesele kuvvetler ayrımının mutlaka sağlanması icap ediyor. Eğer bu sağlanmazsa kimse, efendim yani bana oy verdiniz, bana güvenin. Tamam, oy verdim, sana güveneyim ama yarın bir yanlış olursa, benim birisiyle ihtilafım olursa, benim fert olarak devletle ihtilafım olursa, ben yargıya nasıl güveneceğim? Ben bugün misallerini görüyorum, ödüm patlıyor, güvenemiyorum. Şahsım için söylemiyorum çünkü elhamdülillah, çünkü bugün için herkesin tepesinde sallanan tehlike FETÖ ile irtibat. Hamdolsun bize onu söyleyemiyorlar çünkü bizim siyasi hayatımız boyunca hiçbir irtibatımızın olmadığını biliyorlar. Ama ben benim dışındaki insanlar için söylüyorum, eğer birileri bu endişeyi taşırsa huzursuzluk olur. Bugün bundan dolayı mağdur olan yüz binlerce insan var. Sayın Cumhurbaşkanı bunu kabul etti. Dedi ki geçmişte, yani biz hakikaten önceden bunları tanıyamamışız. Meğer bunların altı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanetmiş. Ama şimdi bugünkü adalet sisteminde ibadet vesilesi olarak görüp oraya gidenler sanki ihanet etmişler gibi gözüküyor. Aynı kefeye konuyor. Ondan sonra mağduriyetler başlıyor. Bu doğru değil. Bir baylok vesilesiyle on binlerce insan zarar gördü. Bizim İstanbul İl Başkan Yardımcımız hapse girdi. 170 küsur gün hapiste yattı. Ha, sonunda bir başka Antalya İl Başkan Yardımcımız Ali Bey bunu teknik insanlarla irtibata geçerek baylokun aslında bir delil olamayacağını ispat etti. Bunu yargı makamları kabullendi. Kabullenince bizim il dolaylı gelişi kastetti. Dolaylı tabii. Evet. Onun üzerine bizim il başkan yardımcımız da çıktı. Şu anda Ali Aktaş Bey de bizim aynı zamanda adayımız. Yani bu mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi lazım. Cem evleri konusu, bütün yani iktidar partisi de AK Parti de beyannameye koydu, evet. Hukuki statü. Saadet Partisi bu konuda ne düşünüyor Sayın? Biz zannediyorum ki bu konuyu, hem Cem evleri meselesini hem de Kürt meselesini en samimi duygularla ele alabilecek olan, ya başkalarını itham etmek istemem, şimdi biz en iyisiyiz dersek öbürleri kötüsüdür manası da çıkar ama ciddi olarak ele alacak bir siyasi görüşe sahibiz. Cem evleriyle ilgili olarak, cem evleri farklı şekillerde yorumlanabiliyor. Elbette bugün artık zaten yaygınlaştı. Evet. Birçok ilde cem evleri kuruldu. İşte orada basit bazı talepler oluyor. Ben onları şahsen çok da önemsemiyorum. Yani elektrik faturalarını belediye ödesin. İddiam ödüyorsa ödesin, yani o kadar da çok büyük bir mesele değil. Ama onların bir statüsü olacaksa, o zaman bunu bir bütün olarak ele almak icap eder. Başka görüşlerle de irtibatlandırarak ele almak icap eder. Alındığı takdirde de ben bu meselenin artık bir problem olmaktan çıkacağı kanaatindeyim. Tabii bu mesele çok derin bir tarihi geçmişi olan bir mesele. Hı hı. Yani biz bu meseleyi ele alırken tarihle de yüzleşmek mecburiyetindeyiz. Varsa yapılan hatalar, bunların kabul edilmesi icap eder. Ha, bu noktada farklı fikir farklılıkları, görüş farklılıkları varsa bunların da kabul edilmesi icap eder. Çünkü biz bu memlekette farklı fikir, inanç, kanaate sahip insanların ve toplulukların bir arada yaşamasını sağlamak mecburiyetindeyiz. Evet. Huzur içinde yaşamasını. Evet. Tarihle yüzleşmenin altını çiziyoruz Sayın Genel Başkan. Oradan kastınız. Ben yani onu sadece şu Cumhuriyet dönemi için demiyorum. Ben ta 400-500 yıllık geçmişe giderek söylüyorum. Çünkü bir takım kitaplar bu konuda kaleme alınmış. Bana da gönderilen kitaplar var. Kitapları okuduğum zaman aslında Cumhuriyet döneminden çok geçmişi de ele alıyorlar. Oradan geliyorlar. Bir takım haksızlıklar, yanlışlıklar yapıldığını ileri sürüyorlar. Bunların bir kısmı abartılı olabilir, bir kısmı gerçek olabilir. Ama bizim bunlarla yüzleşmemiz, oturmamız, konuşmamız ve bu meseleye mutlaka bir çözüm bulmamız icap eder. Bir başka gündemde olan konu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af çağrıları peş peşe geldi. Hükümet
O da gündemimizde değil açıklaması yapıyor. Hem Bahçeli'nin bu çağrısı konusunda yorumunuz var mı? Hem de genel olarak af konusuna ne diyorsunuz? Yani bir defa ben tam seçime giderken şu sırada bu tip konuların gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum. Yani bu bir, affedersiniz, seçim rüşveti gibi algılanıyor. Doğru değil. Bu tip, bu çok önemli bir konu. Af zaman zaman gündeme getirilebilmeli. Ama bizim temel yaklaşımımız, devlet yeri geldiği zaman kendisine karşı işlenmiş olan suçları affedebilir. Ancak şahıslarla ilgili suçları affetme hakkına sahip değildir. Onu ancak şahısların kendileri yapmalıdır. Bizim afla ilgili genel kanaatimiz bu. Ama şu sırada bunun gündeme getirilmesini şahsen doğru bulmuyorum. Efendim izninizle bir araya gideceğiz. Aranın ardından Sayın Karamollaoğlu ile söyleşimiz devam edecek. Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temelli Karamollaoğlu ile söyleşimiz devam ediyor. Efendim yine temel konulardan devam edelim ya, bir bölüme kadar. Eğitim bu toplumda çok konuşulan bir konu. Daha LGS yeni yapıldı. Doğru mu algılamışım? Eğitimde süre kısaltmadan neyi kastediyorsunuz beyannamede? Yani genel olarak eğitim süresini mi yoksa günlük? Şöyle, yani aslında o normalde bir yıllık bir meseledir belki. Yani birdenbire liseler 9'a çıktı. İşte bir sene artırıldı. 4-4-4 gibi. İlkokulda da vesairede de. Yani bunun biz birazcık suni olarak bir artış, yani bir bakıma da iş arayan insanların adedinin azalmasına yönelik gibi görüyoruz. Aslında bizde eğitim çok fazla tekrar ediliyor. Öğrencilerin üniversiteye daha erken hazırlanma ihtimalleri var, imkanı var. Ama şu anda bunu yapmak bize ekonomide belki ayrı bir yük getirecek. Çünkü birdenbire işsizler ordusunda büyük bir patlama yaşanacak. Bunun için biz eğitimin daha verimli yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ama eğitimde esas üzerinde durduğumuz konu şu. Eğitim bina demek değil. Eğitim akıllı tahta demek değil. Eğitim bilmem mi tablet demek değil. Eğitim imtihan demek değil. Bunlar eğitimin belki çok yandan gelen unsurları. Eğitime bir şey katabilirler veya fazla katmazlar. Mesela şimdi Avrupa'da, Amerika'da çocukların akıllı telefonlarla erkenden buluşmasını istemiyorlar. 15 yaşından önce. Bunlarla irtibası olmaz. Çünkü çocuk oraya kendini bir kaptırdığı zaman alışkanlık peyda ediyor. Bu sefer ömrünü neredeyse telefonun başında geçirmeye başlıyor. Bilgisayarın başında geçirmeye başlıyor. Bundan dolayı da biz eğitimde özellikle iki konunun ele alınmasına ihtiyaç var diyoruz. Yani bir, müfredat mutlaka ele alınacak. Müfredat dediğimiz zaman da onun bir, ahlaki ve manevi değerlerinin öğrenciye aşılanması icap eder. Yani öğrenci dürüst olmanın bir erdem olduğunu bilmeli, yalan söylememeli. Yani başkasının malına göz dikmemeli, hırsızlık yapmamalı, yolsuzluğa girmemeli, yalan söylememeli. Ya bunların hepsi çocuğa belli bir şekilde aşılanmalı. Ha nasıl aşılayacaksınız bunu? Tabii bu bir öğretmen örnek olacak. Öğretmenine bakarak, öğretmen ne kadar güzel şeyleri anlatırsa anlatsın, o ayın anlattıklarına kendisi uymuyorsa, işte meşhur doktorun, hani sigara için doktorun hastasına içme demesi gibi etkisi olmuyor. İkincisi ise meslekte beceri eğitimi. Biz bu ikisini de veremiyoruz öğrencilerimize. Mutlaka bunun sil baştan ele alınmasına ihtiyaç var. Birisi hem müfredattır, hem de kalifiye öğretmendir. Öbürü konu ise tamamen beceriye yönelik ayrı bir çalışmayı gerektirir. Ben mesela şahsen üniversitede okuyan öğrencilerle işte bazen karşı karşıya geldiğimiz zaman, İçinizde inşaat mühendisi var mı? Mühendisliğinde okuyan var. Hiç duvarı ördün mü diyorum. Kimse örmemiş. Sıva yaptın mı? Yok. Demir döşedin mi? Yok. Ya o zaman o öğrencinin iyi bir mühendis olması zorlaşıyor. Makine mühendisi olacak, eli hiç makine yağına bulaşmamış. Olmaz. Onun için
pratik bilgiyi biz mutlaka aşılamalıyız. Bu da genelde hem üniversitelerde eğer bu imkanlar sağlanırsa alülala en iyisi, aynı zamanda da staj yapma konusu var. Staj ciddi bir mesele olarak ele alınmalı ve bu fabrikalardan istenmeli. Siz kapasitenize baktığımız zaman 3 kişiye staj yaptırabilirsiniz. 15 gün yerine göre, 1 ay, keşke imkan olsa da 2 ay staj öğrenciyi geliştirir. Evet. Biz maalesef vasıflı olmayan insan yetiştiriyoruz. Ellerinde birer diploma, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Evet. Bir not almıştım. Din dersleri size göre mecburi olmalı mı Sayın Karamanoğlu? Şimdi şöyle bir şey. Ahlaki değerler ve dini bilgiler öğrencilere doğru olarak aşılanmaz, anlatılmazsa bu sefer öğrencilerin yanlış etki altında kalma ihtimalleri artıyor. Biz bugün evet belki memleketimizde çok fazla bir karşılık buldu bulmadığı bir takım hadiselerle biz de karşılaştık ama işte bir DAEŞ meselesi, bir IŞİD ki DAEŞ IŞİD aynı şey belki, bir Boko Haram meselesi, şimdi El-Kaide meselesi, başka yerlere gittiğiniz zaman insanlar aşırı uçlara kayabiliyorlar. Ama siz onlara düzgün bir eğitim verirseniz işte bu kayma önlenir. Ha, okumak istemeyen insan da okumasın veya kendisi başka bir inanca sahipse elbette o inançla eğitilsin. Yoksa Hristiyan bir öğrenciye gel sana ben burada Müslümanlığı anlatacağım demenin bir faydası kesinlikle olmaz. Anladım. Yani mecburi olmayabilir okumak. Mecburi olmayabilir ama bu imkan sağlanmalı yalnız. Yani bu çok önemli bir imkan. Eğer öğrenciler bu süreçten geçmezlerse yarın hakikaten çok yanlış yollara sapabilirler, sağlam bilgi edinemezler. Bir de şu çok önemli. Başka yerlerde dedik ya öğretmen bir modeldir. Aslında büyükler de bir modeldir. Siyasetçiler de modeldir. Fabrikayı yönetenler, okullar, profesörler de. Eğer onlar kendi anlattıkları dersin karşılığını öğrenciye tam veremiyorlar, söylediklerinin tersini yapıyorlarsa peki, İşte o zaman perişan olduk demek. Şimdi biraz önce konuştunuz biraz parlamenter sisteme dönüş meselesini, oraya gelebiliriz artık. Buradan da bu konuya da şöyle girmek belki mümkün. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener bu takvimi konuşalım, geçiş takvimini diye. Eğer istenen sonuç elde edilirse tabii ki tabii. Meclis seçimlerinde. Tabii. Önce Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştü. Sonra da galiba sizinle. Telefonda bir görüşmemiz oldu. Ayrıca yüz yüze. Henüz yüz yüze görüşemedik. Ama, Ankara'da bir türlü buluşamadık. Peki efendim. Size göre nasıl bir geçiş süreci olmalı? Şimdi, konu bu çünkü. Tabii. Bu mecliste çoğunluk elde edildiği takdirde süratle ele alınması icap eden bir konu. Yani bunun geciktirilecek zamanı yok. Evet. Eğer benim kanaatim mecliste bu dönem AK Parti çoğunluğu sağlayamadığı, daha doğrusu hiçbir parti çoğunluğu tek başına sağlayamadığı takdirde bu istikametteki çalışma hızlanır. Kesinlikle. Çünkü iktidarda bulunacak olan kişi... Ama bir anayasa değişikliği gerekiyor. Tabii, referandum gerekiyor tabii, belki sayın. Şart ama. Doğru, haklısınız. Yani bunu kolay mecliste alacağınız bir kararla düzeltemezsiniz. Mutlaka mecliste nitelikli çoğunlukla bir karar alacaksınız. Arkasından bunu referanduma götüreceksiniz. Halk karar verecek. Onun için bu, yani bu tip değişiklikler aslında tabii toplumda 50+1 ile alınması da biraz badireli bir iş. Şimdi toplumun yarısı evet çok az bir fark var. Yarısı evet, öbür yarısı hayır dedi. Arada küçük bir fark var. Birkaç kişi buradan öbür tarafa geçmiş olsaydı reddedilecekti. Şimdi buna benzer bir tarzda nasıl ki mecliste siz anayasa değişikliği yapmak istiyorsanız işte belli bir çoğunluğa kadar meclisteki bir çoğunluğunuz varsa anayasayı doğrudan doğruya değiştirebiliyorsunuz. Ancak o zaman cumhurbaşkanları bir taraftı. Bundan dolayıydı. Cumhurbaşkanı onaylarsa geçebiliyordu. Evet. Ama şimdi cumhurbaşkanları artık bir taraf değil. Bir partinin mensubu. O halde partisinin politikası istikametinde karar alacak.
Yani badireli bir iş. Hı hı. Sorunlu bir evet. hale gelebilir bu. Öbür tarafta ise gene nitelikli çoğunluk aranıyor ama siz o rakamı bulduğunuz takdirde kamuoyuna gidebiliyorsunuz, soruyorsunuz. Bizim bu teklifimizi evet. kabul edebiliyor musunuz? Buna bizim kanaatimiz süratle gitmek gerekir. Bir defa şunu gördüm ben. Hakikaten bir gerilim meydana geliyor toplumda. İnsanlar birbirlerine husumet beslemeye başlıyor. Bu doğru değil. Başlangıçta da bunu söyledim. Yani biz kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Kamplaşmanın ortadan kalkması lazım. Hı hı. Siyasi partiler birbirinin hasımları değil, birbirinin rakipleri, o kadar. Bundan dolayı da rakiplik başka, hasımlık başka, ama husumet doğmaya başlıyor. Evet. Sizi ağır kelimelerle, ifadelerle itham etmeye başlıyor insanlar veya siz gidip başkalarını itham ediyorsunuz. Bunun ikisi de kabul edilebilir değil. Parlamenter sistemde bu gerginlik yok. Ama Sayın Genel Başkan, yani Türkiye'nin parlamenter sistemdeki geçmişimizi ele aldığımızda başarılı olduğumuz söylenebilir mi? Bence söylenebilir. Neden başarısız olsun ki? Türkiye uzun zaman... Yani bakın, liderler sultası şikayeti vardı. Şu anda liderler sultası başkanlık sistemiyle zirveye çıkacak. Çünkü artık liderin söylediğini kimse mütalaa edemeyecek. Meclis bununla ilgili bir fikir beyan edemeyecek. Etse hiç kale alınmayacak. Şimdi bir kişiye bütün yetki verildi. Hani liderler sultası diyorduk biz? Bunda daha ciddi bir liderlik sultası olabilir mi? Efendim ben demokrat olarak dayanırım, herkesi dinlerim. Benim kastım düzeltmeye, yani eskiden şikayetçi olan, şikayet konusu olan parlamenter sistem aksaklıklarını düzeltme şimdi, yönünde bir arayışınız olacak mı diğerleriyle? Eğer tabii, istenen yani, sonuç elde edilse. Tabii yani bu bir defa kastım o, evet. Zaten parlamentoda çoğunluğu sağlayacak tarzda bir ittifak olmazsa bunu gündeme almak bile mümkün olmaz. Alsak da bir fayda sağlamaz. Hı hı. Onun için mutlaka bir konsensüse, fikirden ittifaka ihtiyaç var. Ama ben tekrar şunu söyleyeceğim. Geçmişte çok farklı görüşlere sahip olan siyasiler ittifak yaptılar. Biz 1974'te siz de hatırlarsınız. Hatırladım. Ecevit'le koalisyon kurduk. İttifak değil, koalisyon kurduk. Ve o koalisyon çok başarılı hizmetler gördü. İmam Hatip okullarının orta kısmı kapatılmıştı, açıldı. İmam Hatip okullarının adedi artırıldı. Hac yolu açıldı. O zamana kadar hepsi kapalıydı, karayoluyla gitmek. Aynı zamanda o dönemde hakikaten çok ciddi manada sıkıntı olan 163 ve 141, 142 vardı. Gerçi orada bir yanlışlık oldu, ben biliyorum. Ama en azından bunlar gerçekleştirildi. Ağır sanayi hamlesi başlatıldı ve en önemlisi de belki bunu taşlandıran Kıbrıs Zaferi kazanıldı. Yani biz bunu elimizin tersiyle itemeyiz. Hiç koalisyon yapmamış olanlar bunu, efendim bu çok sıkıntı getiriyor. Denedin mi? Yarın muhalefete düşündüğü takdirde acaba gene de bunun doğruluğunda ısrar edecek misiniz? Olmaz. Onun için aslında bu uzlaşmayı da getiriyor şu anda. Biz prensip itibariyle başkanlık sistemine karşı değiliz. Hı hı. Geçmişte de olmadık. Ancak layüsel, yani kendisini kanunların üstünde gören başkanlık sistemine karşıyız. Hı hı. Onun karşısında mutlaka başkanın bütün icraatlarını denetleyecek ondan daha güçlü bir meclis olmalı. Hı hı. Başkanın tek başına olması şunu getiriyor, istikrarı. Yani bir güvensizlik oylamasıyla onu düşürmek mümkün değil. Tarihimizde kaç kere olmuş? Birkaç kere olmuş bu. Çok da fazla olan bir hadise değil. Bizim tek partiyle yönetildiğimiz dönemler, işte bir Demirel'in dönemi vardır. Bir Ecevit'in dönemi, evet. Ecevit diyorum, olmadı onunki hiç. Demirel'den sonra 78'de bir oldu. Ara, evet, bir ara Özal'ın dönemi vardır. Onun dışında Türkiye hep koalisyonlarla yönetilmiştir. Ve bu koalisyonlar genelde başarılı da olmuştur. Yani biz bunu elimizin tersiyle itmemeliyiz kanaatindeyim. Cumhurbaşkanlığının yetkilerini o zaman nasıl olmasını görüyorsunuz? Şöyle, Cumhurbaşkanlığı bir defa... Gene meclisten mi seçilir diyorsunuz? Hayır, şöyle. Bu sistem de devam edebilir, biz bunu söyledik. Biz bu sistemin çok güçlü bir meclis
tamamen bağımsız bir adalet mekanizması olması kaydıyla biz bu sisteme de itiraz etmeyiz. Ancak son gelişmelerle şunu gördük. Cumhurbaşkanının aynı zamanda partili olması, parti genel başkanı olması ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Ha bugün bunu Sayın Cumhurbaşkanı hissetmeyebilir. Çünkü kendisi o makamda. Çok rahat karar alıyor. Kimse müzakere edemiyor, mütalaa edemiyor, karşı çıkamıyor. Ama yarın bunun tercihi olur da başka birisi gelirse ne olacak? Bu yanlış bir metot. Onun için meclis tabii şunun da sağlanması lazım. Anayasa açık diyor ki yürütmede istikrarı sağlamak esas olmalı. Temsilde de adaleti. Bu arkadaşlar temsilde adaleti ellerinin tersiyle itelediler. Doğru değil ki. %10 barajı demek ben %9-10'da 9 oy alan bir partiyi hiç partiye itibar etmiyorum. Sesi mecliste duyulmasın. Nereye giderse gitsin. Zaten bu sebepledir ki 2002 yılında seçimlere gidildiği zaman iki parti, birisi MHP, diğeri de işte CHP'ydi, DSP'ydi veya barajın altında kaldılar. %9 civarında oy almalarına rağmen onlar meclise giremeyince AK Parti birdenbire mecliste anayasayı değiştirecek kadar çoğunluğu elde etti. Kanaatime göre bu doğru değil. Bu mutlaka biz müzakereci olmaya mecburuz. İstişare etmeye mecburuz. Farklı kanaatleri ve görüşleri dikkate almaya mecburuz. Kanun yaparken, anayasayı değiştirirken. Peki efendim, bir araya gitmem gerekiyor. Aranın ardından devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı adaylarından ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla söyleşimiz devam ediyor. Son bölüme geçtik. Şimdi yeniden güncel konulara da gelebilirim efendim. Her bölümü ayırdım. Sorulması ilk gerekenleri sordum, aktardım evet, size. Ama yine aynı değerde başka sorular da var. Mesela Selahattin Demirtaş'ın durumu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ın kampanyasını serbest yapması gerektiğini söyleyenlere çok sert eleştiriler yöneltiyor. Buna siz de dahilsiniz. Evet. Ne diyorsunuz? Efendim, Türkiye bir hukuk devleti diyebiliyorum ben. Hukuk devletinde her şey hukuk çerçevesinde yürütülür. Eğer bir insan hüküm giymemiş ve cumhurbaşkanı adayı olabilecek vasıfları haizse, o insanın adaylık süresince tutuklu halde bulunması kanaatime göre isabetli değildir. Bu benim kendi kanaatim değil. Tutukluluk hali bir tedbirdir sadece. İki sebep vardır. Birisi ya delilleri karartabilir veya kaçma ihtimali vardır. Tedbir alınır, kaçmasına mani olunur. Şu anda da zannediyorum delilleri karartma diye bir endişe de pek gündemde değil. Yani bunu hemen alıp hainlikle suçlamayı ben kabul edemiyorum, anlayamıyorum. Burası bir hukuk devleti mi değil mi? Ben yargılandım. 10 aydan fazla tutuklu olarak Kirazlıdere'de bizi bulundurdular. Ama sonunda dediler ki ya suçunuz yokmuş, beraat ettiniz. Peki 10 ayın bedelini kim ödeyecek? Ha, bizim içimizden bir kişi çıktı, onu talep etti. Şener Battal Bey, Allah sağlık afiyet versin. O dedi ki az da olsa ben bunu alacağım, müracaat etti. Tutukluluk süresince bir tazminat aldı. Evet. Biz de o zahmete girmedik, gitmedik. Ama yani tutukluluk mahkumiyet değil. Söylediğimiz bu. Yani bir şeyi mecraından çıkarırsanız herkes kendi düşüncesine göre yorum yapar, karar verir. Onun için benim sorduğum bu. Demirtaş aday olabildi mi? Oldu. Olmasına kimse engel koyabildi mi? Koyamadı. Yarın Cumhurbaşkanı seçilse, farz-ı muhal ne yapılacak? Cumhurbaşkanı olacak. Şimdi siz bunu tutuk evinde bulundurmakla kanuni bir vecibe yerine getirmiyorsunuz. Bir tedbir alıyorsunuz. Kanaatinize göre, zanna göre. Onun için ben bu tip yaklaşımları, yani Sayın Erdoğan'ın bu yaklaşımı beni şaşırtıyor.
Ama o bunu kendine bir dert edinmiş, söylüyor. Belki Demirtaş'ın kendi hataları da vardır. İşte bilmem PKK ile arasına bir mesafeyi onun istediği gibi koyamamıştır. Şudur budur. Hı hı. Ama bunu hükümlüymüş gibi mütalaa etmek doğru değil. Hiç kimse mahkemeler tarafından hukuken mahkum edilmediği sürece o insana kimse mahkum, suçlu muamelesi yapamaz. Hatta bu o kadar ileri gidiyor ki temyiz süreci de buna dahildir. Yani temyiz sürecinde de siz bak bir mahkeme karar verdi, yerel mahkeme. O halde ben bu kararın gereği seni tutukluyorum eğer böyle bir durum yoksa diyemez. Temyiz mahkemesini beklemesi icap eder. Bundan dolayı da ben hayret ediyorum nasıl böyle bir tutum sergileniyor diye. Evet. Güncel seçim konuşmaları arasında artık iyice gündeme ağırlığını koydu ve hükümetten de bazı işaretler var. Askerlik meselesi. Evet. Bir yığılma var efendim. Evet. Saadet Partisi ya da Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu bu konuda bir vaadi var mı? Bir öngörüsü veya çözüm önü? Ben bunu çok açık söylemiştim. Bir şey tabii. Yani aslında biz çok ciddi karmaşanın yaşandığı bir bölgede yaşıyoruz. Hı. Allah muhafaza etsin, yarın çok farklı tehlikelerle karşı karşıya kalır. Harbe bile istemeden sürüklenebiliriz. O zaman bizim eğitim görmüş insana ihtiyacımız var. Evet. Bundan dolayı benim kanaatim şu. Herkes bir aylık en azından veya 1,5-2 aylık bir temel eğitim süresinden geçmeli. Hı. Ondan sonraki kısım tamamen görüşmelerle ortaya konabilmeli. Yani ben zengin ve varlıklı olanlar askerlikten muaf olacak, imkanı olmayanlar askerlik yapacak mantığını benimseyemedim. Bunu çok açık söylüyorum. Bunu öbürlerine hurma görmek için de söylemiyorum. Çünkü şunu kabul ediyorum. Yani genç bir iş adamı yeni bir iş başlatmış, askerlik çağı gelmiş, gel diyorlar. Şimdi o noktada işini bırakıp askere gitmesi kurduğu işin çökmesi manasına geliyor. Elbette bunun içinde bir yol bulunmalı. Nasıl bulunacaksa işte o zaman bir bedel ödenebilir, bir şeyler yapılabilir. Ama herkesin mutlaka temel eğitimi görmeye ihtiyacı var. Şimdi ben bakıyorum dışarıda işte İngiltere'de bile kraliçenin çocukları, torunları hepsi askerlik yapıyor. Ve er gibi askerlik yapıyor. Gidiyor, askerlik yapıyor, arkasından dönüp geliyor. Ha biz tasvip etmeyiz gidip de Pakistan'da birisinin veya Afganistan'da çarpışmasını, orada yapılan bütün muamelelerin ben yani gayri uluslararası kanunlara aykırı olduğunu düşünüyorum. Bir katliam yaşanıyor ama gidiyor, orada görev yapıp dönüyor. E peki o yapıyor da niye bizdekiler yapmıyor? Onun için bizim bu içinde bulunduğumuz şartlar altında mutlaka herkesin kısa dönem bir askerlik hizmetini görmeli. Arkasından iş durumuna ve imkanlara göre bu süre ortadan kaldırılabilir. Şimdilik askıya alınır ve ihtiyaç duyulduğunda da geri çağrılır. Acemilik dönemini atlatmış olur en azından diye. Bedelli o zaman bunun dışında. Bedelli olabilir o gün. Olabilir. Tabii bedelli olabilir belli şartlarla. Ama çok daha az bir miktarda bir şey olmalı. Yani herkes eğitimden geçerse bizim bir seferberlik halinde orduyu hemen ayağa kaldırma imkanımız evet. var demektir. Bir not başlık açmıştım. Saadet Partisi diye bir başlık evet. efendim. İlk sorum milli görüş gömleği sizde mi Sayın Karamollaoğlu? Biz hiç çıkardık demedik. Bazı arkadaşlarımız çıkardıklarını ifade ettiler. Yeniden giyme teşebbüsü oldu ama demin dediğim belki de bu biraz obezite hastalığı olmuş olabilir. O gömlek giyemiyorlar. Yani vücut onu sığmıyor. Farklı bir yapıya kavuştu. Biz Erbakan hocamızdan tevarüs ettiğimiz yani bize varis kalan bütün umdeleri bugün aynen devam ettiriyoruz.
Aynen. Peki. Gerek dış politikada, gerek ekonomide, gerek diğer konularda burada bir tereddüdümüz yok. Anladım. Fatih Erbakan, Sayın Erbakan'ın, rahmetli Erbakan'ın oğlu. Elbette aynı yolda olmanız gerekmeyebilir. Elbette Necmettin Erbakan'ın oğlu diye partide bir yönetimde olması gerekmeyebilir. Nitekim öyle, ama sizi milli görüşün dışına çıkmakla suçlayıp parti kuracağını açıkladı. Bir hayal kırıklığınız var mı? Üzülüyorum. Hayal kırıklığından çok üzülüyorum. Çünkü ne olursa olsun Fatih Bey Erbakan hocamızın evladıdır. Biz onun bizimle beraber olmasını arzu ederdik. Ben defaatlerce kendisiyle de görüştüm. Ama ne hikmetse aramızda bu meseleyi çözemedik. Ama çıkıp kendisinin böyle milli görüşü terk ettiler falan, bunlar boş laflar. Milli görüşü önce tarif edeceksin. Nereyi terk ettiğimizi de söyleyeceksin. Dış politikada mı? Ekonomide mi? Nerede? Adalette mi? Onun için veya demokrasi anlayışımızda mı? Bütün bunlar böyle somut şeyler. Yani milli görüş hayal değil, somut değerlere dayanan bir görüş. Tatbikatını yaşadık biz. 1970'lerde yaşadık. 1903'te 78'in son başına kadar yaşadık. Başka bir sonra. Arkasından da 95, 96, 97 yıllarında 11 ay müddetle arkasından da Allah rahmet eylesin hocamız Saadet Partisi'nin genel başkanlığını üstlendi. Onun için yani beni şaşırtıyor ve üzüyor. Böyle olmamalı diye düşünüyorum. Ama elimizden gelecek bir şey yok. Anladım. Dış politika iki defa geçti sözlerinizde. Evet. O yüzden orada en önemli başlık Kuzey Suriye konusu. Kuzey Irak'a bir operasyon yapılıyor orada. Epey konuşuldu ama galiba asıl ağır mesele Kuzey Irak. Kuzey Suriye. Evet. Size göre nasıl çözümlenir? Şimdi, orada çünkü Türkiye'nin haklı olarak PKK'nın dolaylı bir biçimde bulunduğuna dair bir kaygısı, güvenlik endişesi tabii var. Şimdi efendim burada bir defa şunu hemen söyleyelim. Ben ısrarla da üzerinde duruyorum. Sadece Türkiye değil, herhangi bir ülke kendi sınırlarında kendisini tehdit eden gelişmeler olursa müdahale etme hakkını taşır. Bunda hiç tereddüdümüz yok. Ancak bugün gelinen nokta iktidarın bugüne kadar yaptığı yanlışların üzerine inşa edilerek geldi. Bir defa Irak müdahalesine niye destek verdiler? Arkasından Irak müdahalesini yapan güçler dediler ki yahu biz yanlış yapmışız. Saddam'ın elinde kitle imha silahları var zannediyorduk. Bundan dolayı saldırdık ama yokmuş. Tüh! Onlar kendi vatandaşlarından özür dilediler ama bizim hükümetimizin ben Türkiye'deki vatandaşlarından özür dilediğini hatırlamıyorum. Çünkü bunlar da yanlışa destek vermiş oldular. Bir defa bu yanlıştı. Biz niye 1,5 milyon Müslüman katledildi Irak'ta? Biz Amerika Birleşik Devletleri'ni stratejik müttefik olarak kabullediğimiz kabul için. Kabul etmedi ama evet. Yani. Evet. Ha, arkasından Suriye'de ne oldu şimdi? Yani hükümet ne diyor bu? Bu ne biçim stratejik müttefiklik? E doğru, bu biçim stratejik müttefiklik. Amerika'nın stratejik müttefikliği bu kadar. Amerika kendi menfaatleri gerektirdiği zaman kendine göre bütün anlaşmaları silip atmaktan çekinmez. Biz bunu şimdi Trump'la çok açık görüyoruz. Kendinden önce yapılan anlaşmaları kendim yekün, yani yok sayıyor. Bu mentalitedeki ülkelerle siz nasıl stratejik ittifak kuracaksınız? Onun için Suriye'de yapılan müdahaleyle bu işin çözülebileceği kanaatinde de değilim. Bunun daha geniş kapsamlı ele alınması icap eder. Irak'ın da, Suriye'nin de, Türkiye'nin de, İran'ın da, hatta Sovyetlerin de, çünkü orada Sovyetler var. Onların da bir araya gelerek bu meseleyi çözüme kavuşturmaları gerekir. Kısa bu kadar. Bir yanıt alabilir miyim? Esad'la, kısa bir yanıt alabilir miyim? Evet. Esad'la ya da Esad rejimiyle ilişki kurmalı mı Türkiye? Yani şimdi zorlamanın bir faydası varsa kurmasın. Ama zorlamanın bir faydası yoksa zorlama sadece işi geciktirir. Biz
Esad'la şimdiye kadar hiçbir zaman irtibat kurmamıştık. Ama bu hadiseler başlarken Esad'la görüşmeye gittik. Saadet Partisi olarak gittik. Hı hı. Kendisine kanaatlerimizi aktardık ve onun kanaatlerini aldık. Bize söylediği söz şuydu: ben Türk hükümetinin tavrını anlamıyorum. Ben aynen Türkiye gibi olmak istiyorum dedi bize. Ve eğer şuna inanıyorum ki ben, bu hadiseler Dera'da meydana gelen 3 tane çocuğun katliğiyle bu noktaya geldi. Eğer Esad'a gerekli baskı yapılsaydı, o 3 çocuğu katledenlerden hesap sorulmuş olsa, onlar cezalandırılmış olsaydı belki de bugünkü noktaya gelinmeyecekti. Ama geldik. Şimdi kimse kalkıp da 500 bin insanın hesabını sadece Esad verecek diyemez. Karşılıklı yapıldı bu öldürme hadiseleri. 7,5 milyon Suriye'nin içinde yer değiştirdi. 7,5 milyon yurt dışına gitti Suriye'nin, 3,5'u Türkiye'ye geldi. Biz bunları yok sayamayız. Onun için dış politikada çok büyük yanlışlıklar yapıldığı kanaatinde. Evet, son bir soru efendim. Bu bir hoş olay. Bir yurttaşın bir röportaj sırasında laiklik elden gidiyor sözü sonradan sizin partiye eleştiri olarak yönetildi. Erbakan Hoca'nın kemikleri sızlıyor oldu. Ona siz yanıt verdiniz. Necmettin Erbakan'ın 96'daki sözleriyle. Evet. Bu Saadet Partisi'nde pek görmediğimiz bir şey. Size mi, sizden mi kaynaklanıyor bu eskilikler, sıcak yaklaşım? Şimdi biz tabii bir ekip kurduk. Yani sosyal medya ile ilgilenen. Şunun üzerinde durduk. Bir defa bize uymayan hiçbir tavrın içine girme. Biz, birisi bize hakaret etti diye biz ona da hakaret ederek cevap veremeyiz. İki, bu hadiseler meydana geldiği zaman biraz hoşgörülü olalım ya. İlle de kavga edecek değiliz. Adamlar benim resmimi çiziyor. Evet. Başkalarına benzetiyorlar. Kimisi Che Guevara diyor. Kimisi bilmem başka bir ressama benzetiyor. Ama bunlar da biraz esprili bir tarzda ele alındığı zaman da bu da vatandaşın hoşuna gidiyor. Evet. Yani kendisinin yaptığı bir şey, belki o bizi biraz küçük düşürmek için yapmış olabilir ama kendisine tepki yerine hoşgörüyle yaklaşılınca da memnuniyet duyuyor. O da biraz Erzurum ağzı. Evet. Böyle onu bilmiyorum. Lehçe, evet. Lehçe efendim. Böyle bir şey çıktı meydana, birazcık bizi de neşelendirdi. Evet. O da ilgi gördü gerçekten. Evet. Sayın Karamollaoğlu, Sayın Genel Başkan, çok çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin efendim. Ediyorum. Sağ olun. Var olun. Ekranlarını bize açtınız. Ekranları başında bizi bu kadar zaman seyreden, dinleyen bütün kardeşlerimize de saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Ramazan-ı Şerifleri bugünden inşallah şimdi mübarek olsun ama özellikle bayram, Ramazan-ı Şerif bayramı da yakında geliyor. Şimdiden bayramlarını da tebrik ediyorum. Sağ olun. Bitirdik efendim.